Merhabalar, Karşı Pencere ile karşınızdayız. 2 Eylül 2015, aslında bunu bir tarih olarak belki birçoğumuzun hafızasında değil. Ama 2 Eylül 2015'te ne olmuştu dediğimiz zaman bir isim söyleyeceğiz size. O isim hepimizin hafızalarında ve görüntüsü hepimizin gözleri önünde. Alan Kurdi'den bahsediyoruz. Bir çocuk, hatta bir bebek sahile, Bodrum sahiline vurmuştu cansız bedeni. O bir mülteciydi. Ailesiyle beraber göç yolunda binlerce mülteci de olduğu gibi Aylan Kurdi de ailesiyle beraber açık denizlere yol almıştı. Oradan pek çok umutları vardı. Avrupa'ya geçeceklerdi belki. Belki orada yeni bir hayata başlayacaklardı. Ancak Alan'ın yaşamı ve abisinin yaşamı o denizlerde son buldu. Ve Alan'ın cansız bedeni Bodrum sahillerine vurdu. Hani pek çoğumuzun güneşlenip denize girdiği o sahillerden biriydi Alan'ın cansız bedeninin vurduğu yer. Alan'ı unutmadık. Aslında mültecilerden bahsederken hep bütün mültecilerin de bir simgesi haline gelmişti Alan Kurdi. Hepimizin yüreğini yakmıştı şüphesiz. Peki ama işte Alan'ı sahile vurdu o 2 Eylül 2015'ten bu yana ne değişti? Öncesinde neler değişmemişti ki Alan Kurdi'nin cansız bedeni o sahile vurmuştu ve ondan sonra ölen çocuklar yok muydu? Elbette vardı. Peki ama neyi değiştiremediler? Tüm bunları bugün konuşacağız. Ne üzerinden konuşacağız? Bir kitap üzerinden. Sayın Ercüment Akdeniz'in Ölüm Koridorunda Mülteci Pazarlığı Sığınamayanlar kitabı çıktı efendim. Ercüment Akdeniz bizim televizyonumuzun haber koordinatörü. Sık sık konuk alıyoruz. Sizler de yakından takip ediyorsunuz. Mülteciler üzerine detaylı çalışmaları var. Hatta bir kitabı daha var. Bu ikinci bir kitap mülteciler üzerine. Hem kitabı konuşacağız. Alan Kurdi'nin ölüm yıldönümüne geldi kitabın çıkış günü. Zaten kitapta Alan Kurdi'ye adanmıştı. Detaylıca soracağız kendisine. Hem Alan'dan bahsedeceğiz hem de mülteci pazarlığından bahsedeceğiz. Dediğimiz gibi televizyonumuz haber koordinatörü, gazeteci yazar Ercüment Akdeniz bizimle. Ercüment Hocam hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Birazcık Alan'ı anlatmak istedik. Hepimizin yüreğini yakan Alan Kurdi'yi görüntüsüyle beraber anmak, hatırlamak istedik, anlatmak istedik. Siz de zaten unutulmasın, hafızaları iyice kazınsın diye onun anısına, ona adadığınız bir çalışma hazırladınız. Bu çalışma herhalde vardı ama Alan da oraya dahil olmuş oldu ve onun adına bir kitaba dönüşmüş oldu. Oradan başlayalım. Şuradan hatta şöyle soralım. Belki biraz artık dilimizde sertleştirmenin zamanı. Alan'ın katili kim? Şu an Alan Kurdi davası sürüyor. Alan kardeşi ve annesi boğularak can vermişlerdi. O botla geçişi organize eden ekibeden bazıları yakalandı, bazıları yargılanıyor. 35 yıl hapis isteniyor. Ben şöyle düşündüm, yani bu insanlar yargılanıp ceza aldıklarında gerçekten adalet yerini bulmuş olacak mı? Olmayacak. Çünkü Alan bebek gibi Alan bebekler, yüzlerce, binlerce Akdeniz ve Ege'de ölenlerin ölüm nedeni esasen Orta Doğu'ya, Orta Asya'ya giden savaş gemileri, uçak filoları, bombalar, savaş ölüm oldukça, emperyalizmle oraya dair hesapları oldukça göçler daha da artarak gelecek ve bu ölümler kaçınılmaz olacak. Dolayısıyla ben esasen bunu sorgulamak istedim. Yani bu çocuğun, bu bebeğin ölümünden kim sorumlu, katil gerçekten kim? Çalışmamı biraz ona adadım. Mültecilerle ilgili bir çalışma dedik zaten. Elbette Alan'ın hikayesiyle beraber ne oldu, neden olduğuyla beraber pek çok çeşitli tartışmaları da barındırıyor. Buna tüm verilerden, sayısal verilerden, partilerin mülteci çalışmalarına kadar, mülteci raporlarına kadar detaylıca incelemiş, anlatmışsınız. Önce merak edilen şu var, onu soralım. Biraz merak edilenleri bugün sormak istiyorum ben kitap üzerine. Zaten vakit geldikçe sık sık da konuşuruz kitapla ilgili. Sığınamayanlar kitabı, şimdi mültecilerle ilgili bir çalışma dedik. Sizin mültecilerle ilgili bir çalışmanız daha var, bir kitabınız daha var bundan önce. O da Suriye Savaşı. Başının gölgesinde mülteci işçiler. Bu kitabı, onun bir devamı, ikinci kitap olarak mı çalıştınız? Yoksa ikisi birbirinden farklı çalışmalar mı? Şöyle, yani aslında bu kitabın, Sığınamayanlar kitabının içerisinde bir bölüm başlığı var.
O bölüm başlığı bu soruya cevap olabilir. Mülteci politikasının aşamaları diye bölüm başlığının adı bu. Burada 4 bölüm var. Yani ben son 6 yıllık bu Suriye iç savaşı ve göçü ve Türkiye'nin burada verdiği sınavı 4 aşama olarak yorumlayabildim. Yani bu sonucu çıkarabildim. Birinci aşama vekalet savaşı ve oraya Türkiye'nin dahil olması Suriye'de ve sınır kapılarını açması o kitleye. İkinci aşama zaten coğrafi çekincesi vardı daha önce 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne. Bunu sürdürerek gelen insanları kendi topraklarında tutma ama onlara mülteci ve sığınma statüsü vermeme. Bu dönem, ikinci aşama dediğimiz bu dönem aynı zamanda kayıt dışı işçi çalıştırmanın, yani onları kayıt dışı sömürmenin ve Türkiye'nin de bir transit ülke olması, yani bir türlü mülteci olamadıkları ve kayıt dışı sömürüldükleri için Avrupa'ya kaçışın hızlandığı bir dönem. Aslında mülteci işçiler biraz bu dönemi kapsıyordu. Ben de daha çok işçiler içerisinde kalarak yazmıştım. Sonra bu süreç devam etti. Sonraki yıllarda iki süreç daha geldi, iki aşama daha. Biri geçici koruma kanunu çıktı ve onlar geçici koruma kanunuyla geçici kimlik kartlarına sahip oldular ve geçici çalışma izni aldılar. Bu aslında sana mülteciliği vermiyorum, sığınmacılığı vermiyorum. Bu de facto durumu böyle bir yasal çerçeve altına alıyorum denen bir süreçti. Son olarak da vatandaşlık tartışması, çok yakın bir zamanda oldu bu. Mülteci ve sığınmacı hakkı olmadan, yani onlar uluslararası koruma altına alınmadan o haklardan mahrum kalarak doğrudan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildi ki o çeşitli krizlere yol açtı. Aynı zamanda Türkiye içinde de ırkçı tepkilere neden oldu. Dolayısıyla bu bütün aşamaları takip ettim ben. Yani kendimce takip etmeye çalıştım. Zaman zaman yine makaleler yaptım, sahada çalışmalar, röportajlar yaptım ama baktım giderek bunları bir tanıklık belgeleriyle toplamak ve bir bütün olarak koymak gerekiyor. Çünkü o güncel yazılar uçup gidebiliyor, söz de uçup gidiyor. Evet. Böyle bir belge olsun diye yaptım. 4 aşama bitti. Şu an kitap bittiğinde 4 aşama bitmişti. Ben şu an 5. aşamaya geçildiğini söyleyebilirim. 5. aşama ne? Türkiye artık kendi sınırlarının dışında bir savaşa doğrudan dahil oldu ve orada bir tampon bölge kurularak mültecilerin bir bölümünün oralara yerleştirilmesi gibi bir gündem var ki bu ayrı bir takip, ayrı bir çalışma konusu. Evet, o da şimdi belki şimdiden başlıyordur o çalışmada diye okurlara da böyle bir sinyal göndermiş olalım. Peki mülteci işçiler çalışması tamamen bir saha çalışmasıydı. Sığınamayanlar da saha çalışmaları var mı? Yoksa tümden bir değerlendirme, makaleler toplamı mı? Şöyle, yani özellikle benim için G20 Antalya zirvesi önemliydi. Ben oraya gittim, orayı yerinde izledim. Dünyanın bütün zenginleri ve dünyayı yöneten küresel emperyalist güçler Antalya'da toplandılar ve en önemli gündem maddelerinden biri mültecilerdi. Dolayısıyla o da bir saha çalışması benim için. Aynı zamanda basından, sosyal medyadan da takip ettik yayınlanan bilgileri, belgeleri, raporları. Yani dünyayı yönetenler bugün, hakim güçler, hakim sınıflar nasıl yaklaşıyorlar? Buradan ne çıkar sağlıyorlar? Ne yapmak istiyorlar? Ezilen yoksul halklara ne söylüyorlar bu meseleyle ilgili? Neden bu kadar zirve yapıyorlar? Neden bu kadar rapor çıkartıyorlar? Buna baktım, bunu inceledim. Bu dolayısıyla bir çalışma ve takip, araştırma konusuydu. Bunların bir bölümü masa başında yapıldı tabii yani. Ama aynı zamanda şu boşluğu gördüm. Bu tarafta, yani bizim tarafta da o kadar yoğun bir çalışmanın olmadığını, ilginin olmadığını gördüm. Yani bütünüyle bu mülteciler meselesi dünyanın en önemli meselelerinden biri, küresel bir mesele. Ne Türkiye'de ne küresel ölçekte çok takip edilmiyor. Bunu fark ettim ve daha çok buradan bazı politikalar oluşturmaya çalıştım. Orada onlardan bir parantez açalım, hem bir selam gönderelim. Kitabın ön sözünde de kalemi olan Özgür Müftüoğlu, yardımcı doçent doktor Özgür Müftüoğlu ön sözünü yazdı. Ona da buradan selamlarımızı gönderelim. O da zaten ön sözde tam bahsettiğiniz gibi bunu diyor. Yani özellikle işçi sınıfı mücadelesini anlayabilmek bugün artık mülteci işçileri anlayabilmekten geçiyor diyor.
oraya eksik bırakanlar hiçbir zaman tam olarak bunu anlayabilmiş olamayacaklar diyor. Sanırım siz de öyle bir kaygıyla yola çıktınız değil mi? Özgür Hoca'yı ben de sevgiyle saygıyla anıyorum. Çalışma ekonomisinde bir hocamız olduğu için çalışma hayatı açısından da mülteciler ve mülteci emeği çok önemli. Çok da iyi bir, yani çatı olabilecek bir ön söz yazdı sağ olsun. Şeref duydum. O sorunun da cevabı şöyle sanırım. Yani örneğin Antalya'da G20 zirvesi yapılıyor. Ya da işte Çin'de olacak bir sonraki. Orada dünyanın zengin devletleri, dünyanın sendikalarını, İTÜK, ETÜK gibi ve ona bağlı bütün sendikaları, bizden de ne yazık ki işçi konfederasyonlarını topluyorlar ve onlara çalıştaylar yaptırıyorlar, raporlar çıkartıyorlar ve yani kendi bağımsızlığını kazanamayan sendikalar, bağımsız bir sınıf sendikacılığı yapamayan sendikalar eklemleniyor, yedekleniyor ve dünyanın zenginleri nasıl bir reçete sunuyorlar önlerine, onlar da kafa sallayıp onaylayıp imzalıyorlar. Böyle bir acınacak durum var. O bakımdan ben sürekli onlara bir söz söyledim. Yani evet. Türkiye İşverenler Sendikası'na, Tekstil İhracatçılar Birliği'ne, ETUK'a, İTÜK'a ve aynı zamanda DİSK'e, KESK'e, HAKŞ'e her birine bir sözüm oldu. Siyasi partilere bir sözüm oldu. Umarım bir tartışma olur ve bu sorulara yanıt verirler. Çünkü bu olmadıkça, yani orada bir silkelenme, bir sarsılma olmadıkça yani doğru düzgün bir çalıştay, bir kurultay, bir politika çıkmayacak bu taraftan. Evet, evet. Oraları biraz daha detaylı açmak isteyeceğim ama şunu merak ediyorum, şu dikkatimi çekti kitabı okurken. Bir yabancılaşmadan bahsediyorsunuz. Yani satır aralarında bu çok fazla var, zaten bir bölüm olarak da var. Bu yabancılaşma neye, kime yabancılaşma? Yabancılaşmanın şöyle bir boyutu var. Yani birincisi şöyle bir şey var. Yani 3 milyon insan geldiyse ve Türkiye'de 80 milyona yakın bir nüfus olduysa her 80 kişiden 3'ü ya da her 100 kişiden 4'ü Suriyeli demektir. Yani bu nüfusun çok önemli bir bölümü. Ama bu kitle gettolaşmış, kendi mahallelerinde yaşayan, Türkiyelilerle henüz kaynaşamamış bir kitle. Burada bir yabancılaşma oluyor tabii. Bunların dağıldığı şehir içlerinde. İkincisi, nasıl olsa bir gün geri gidecekler. Yani entegre etmiyor, kendine bir türlü almıyor, benimsemiyor, içselleştirmiyor. Üçüncüsü, ben çalışıyorum, benim işimi elimden alır kaygısı var. Onun için sınıf kardeşi değil, rekabet unsuru olarak görüyor. Bir diğer önemli noktada işte yani onlar geldi, düzenimiz bozuldu. Onlar geldi, ortalık pislendi. Onlar geldi, pis işler döndü gibi ön yargılar var. Son olarak da şeyi söyleyebilirim, yani bizdeki kutuplaşmanın, bizde kutuplaşma var Türkiye'de. Yani uzun yıllardır devam eden sorunlarımız var. Kürt-Türk kutuplaşması, Alevi-Sunni kutuplaşması, seküler ya da muhafazakar kutuplaşması gibi yani bir sürü kutuplaşma başlığı sayabiliriz, bölgesel. Onun üstüne bir de bu gelince sanki bizi kutuplaştıran onlarmış gibi bir yabancılaşma oldu. Yani bunun şeylerini arttırabiliriz. Sonuçta bir arada yaşadığımız ama yabancı olduğumuz, yabancı olmayı da kanıksadığımız bir sorunlu tablo çıkıyor ortaya. Evet. Şimdi tam da memleket hali aslında böyle gerçekten tam içinden çıkılmaz bir haldeyken her gün işte farklı meseleleri konuşmak üzere sizinle de bir araya geliyoruz karşı pencerede. Daha bugünden işte siz kitap tanıtımı yaparken bir yanda akademisyenleri konuşuyoruz. İmzacı akademisyenlerin de içinde bulunduğu 2346 akademisyen işlerinden oldular, işlerinden edildiler. Tüm bunlar yaşanırken zaten tam sizin bahsettiğiniz gibi artık sınırlarını aşan, Türkiye'nin sınırlarını aşan bir savaş halindeyken, Suriye'ye topraklarına girilmişken. Kitapta şöyle bir cümleniz var. Faşizm gelmeden ayak sesleri gelir derler, geldi diyorsunuz. Hemen ailemden bahsetmenizin, alandan bahsetmenizin bir sonraki satırlarında. Bu iddialı bir cümle değil mi? Yani bunu neye dayandırarak söylüyorsunuz? Bir faşizm mi bugün Türkiye'de yaşananlar? Evet, ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani ne yazık ki demokratik bir yönetim ve işleyiş yok. Önce şunu söyleyeyim. Hocalarımızla ilgili hepsine geçmiş olsun. Umarım bir an önce işlerine dönerler. Bunun için de bir mücadele vermeleri gerekiyor. Biz onların yanındayız, olacağız, basın olarak da olacağız. Onlarla ilgili yönü şu,
mültecilerle ilgili saha çalışmaları yürütülebiliyordu daha önce. Üniversiteler, kürsüler, ilgili bölümler bunu yapabiliyordu. Yüksek Öğrenim Kurumu ve sanırım Başbakanlık Genelgesi ile birlikte bu saha araştırmaları izne tabi oldu. Yani herhangi bir bölüm, herhangi bir kürsü, herhangi bir hoca ya da onun oluşturacağı öğrenci ekibi devletten izin almadan gidip bir saha araştırması yapamaz hale getirildi. Bu bilimin üzerinde açık bir baskıdır, açık bir sulta düzenidir. Oradan başlayarak bunlar geldi ve bugün artık demek ki o hocalarımıza da tahammül edilmiyor. Neden siz yasaklarsınız saha çalışmalarını? Yani insanların gerçeği görmelerinden rahatsız olduğunuz için demek ki yasaklıyorsunuz ya da izne tabi hale getiriyorsunuz. Bunu kastetmek, bu yönetimin demokratik bir yönetim olmadığı açık. Buna faşizm dersiniz, baskıcı bir yönetim dersiniz, totaliter yönetim dersiniz, faşizme doğru gidiyor dersiniz. Bu daha siyasal, teorik düzlemde bir analiz olabilir ama demokrasiyle yönetilmediğimiz açık. Üniversiteler özgür değil, hocalar kendi bilimsel çalışmalarını özgürce yapamıyor ve üniversitelerden atılıyorlar. Alanla ilgili kısmı şu, alan 2 Eylül'de hayatını kaybetti ve bütün dünya ve Türkiye ve biz hepimiz ağladık, gözyaşı döktük, sarsıldık. Kolay değildi o görüntüleri izlemek. Bugün bile bakınca tüylerimiz diken diken oluyor. Orada bir ortak duygu seli, ortak bir duygu anaforuna kapıldık hepimiz. Kardeşleştik, gözyaşlarımız birbirine aktı. Bütün bunlar güzeldi ama ve fakat bir hafta sonra çok aradan geçmeden Türk-Kürt gerilimi üzerinden yine bir takım şövenist çevreler bunu kışkırttılar. 400 tane Konyalı işçi, inşaat işçisi taşlanarak oradan kovulduğunda Alankur diye ağlayanların bir bölümü onları alkışlayan sosyal medya paylaşımları yaptılar. Bu faşizmin bir kitle temeli kazandığını gösteriyor. Buna benzer sayısız olay oldu. Yani Alankur diye ağlayanlar, Alan bebeği ağlayanlar, örneğin o bir hafta sonra yani hemen o günlerde Cizre'de bir derin dondurucuda cenazesi bekletilen çatışmalardan dolayı alınmış ama bir türlü defnedilememiş küçücük bir çocuğun cenazesi için ağlamadılar yani. Bir bölüm insan ona alkış tuttu yani, onu şey yaptı ırkçılıkla. Şimdi böyle bir manzarada ne oluyoruz, nereye gidiyoruz? Yani bir yerde bir çocuğa gözyaşı dökerken başka bir çocuğun ölümüne ya da defnedilmemesine alkışlar çalınabiliyorsa burada bir demokratik kültür yok. Burada ırkçılıkla malul beslenmiş, şövenizmle beslenmiş bir faşist anlayış var. Bundan uzak durmamız, bundan yalıtmamız gerekiyor kendimizi. Burada bir iç hesaplaşma sağlamamız gerekiyor, bir yüzleşme yapmamız gerekiyor. Bunu yapmadan öyle alan bebeklere, mültecilere ağlamak çok inandırıcı olmuyor. Bir çelişkili durum var. Evet. Tam oradan biraz daha böyle kısa kısa gidelim istiyorum. Çok sorun var çünkü çok merak edilen de soru var kitapla ilgili. Şimdi alan bebeğe ağlayan elbette sadece vatandaşlar değildi. Şundan söylüyorum. Bir yaptırım gücü olan lar da ağladı. Bunlar kimdi? İşte Türkiye'nin başbakanından Cumhurbaşkanı'na, daha gidelim Avrupa'daki temsilcilere kadar. Herkes alan bebekle ilgili bir şeyler söyledi. Alan bebekle ilgili ağladı, içlerinin yandıklarından bahsetti. Peki ama ne yaptılar? 2 Eylül 2015'ten alan bebeğin o yüreğimize çarpan görüntüsünden sonra ne yaptı yetkililer? Ya burada bir küresel güçler de var. Yani Avrupa Birliği çok masum değil. Batı emperyalizmi çok masum değil. Herkes bir şekilde mültecileri kendisinden uzak tutmaya çalışıyor ve bir pazarlık konusu yapıyor. Bizdeki yönetim anlayışı da ne yazık ki bu pazarlıklardan medet uman, bir daha çok da işin ekonomik ve demografik alanlar açma açısından medet uman bir yaklaşım sergiledi. Özellikle son imzalanan geri kabul anlaşması bunun en bariz örneğiydi. Geri kabul ne demektir? Geri kabul şudur. 3 milyon insanın Türkiye'ye sıkışması demektir. Bir faunsa alınması demektir. Ki burada da henüz sorunlu yani. O çalışma da henüz istendiği düzeyde gitmiyor ama insanlar ne Avrupa'ya geçebiliyor, ne istediği yere geçebiliyor, ne uluslararası haklardan yararlanabiliyor, ne de geri dönebiliyor. Zaten yani savaşla deniz aşmak arasında kalmış, sıkışmış bir durumda. Dolayısıyla bu insanlara kucak alıp
biz insani görev yapıyoruz, dünyaya örnek bir şey oluşturduk demek onların geleceğini garanti altına almayı da gerektirir. Bunun çok olduğunu göremiyoruz ne yazık ki. Evet. Peki şimdi kitapta röportajlar da var. Aslında kitabı daha da akıcı hale getiren ve gerçeklerle bizi yüzleştiren, gerçeklere çarptıran da bir bölüm bu kitapta. Edirne, özellikle Edirne kısımları epey çarpıcıydı benim için. Gittiniz bizzat yerinde Edirne'den, Kapıkule'den geçmeye çalışan mültecilerle röportajlar, görüşmeler yaptınız. Biraz oradan bahsetmenizi isteyeceğim ve şunu istiyorum. En sizi etkileyen, Edirne'de konuştuğunuz, sizi etkileyen, en çok etkileyen hikaye neydi, kimdi? Vesam'ındı. Yani Vesam bir Türkmen kadın. 3 çocuğuyla oradaydı. Defalarca daha önce denizi geçmeye çalışmışlar, olmamış. Kocasını savaşta kaybetmiş, eski bir hemşire. Burada tekstil işçiliği yapmış. Yani fazlasını okurlarımız kitaptan okur. Evet. O yani isyan etti, yani sözcülerden de biriydi orada. Sınır kapısı onlara bir türlü açılmadı ve şunu dedi, yani bize bunu zorlamayın. Yani bunu zorlarsanız biz yine Ege'ye gideceğiz. O ölüm denizine bizi göndermeyin dediler. O kapı açılmadı ve dediği gibi onlar Ege'ye gittiler daha sonra. Ve o ölüm denizini geçtiler. Bir çocuğunu bıraktı, diğer çocuklarını alıp geçti. Geçmeyi başarmış. Yunanistan adalarına gitmiş, oradan işte haritalar verilmiş ellerine, dağlar, tepeler, dereler geçerek en sonunda Hollanda'ya varmışlar. Onunla sonra Hollanda'dayken telefonlaşma şansımız oldu. Orası da çok kurtuluş değildi, çok kötü bir mülteci kampına düşmüşlerdi çünkü. Yani evet. En çarpıcı şey bu. Yani o kurtuluş düşü de öyle çok çabuk sonuca ulaşmıyor. Değil mi? Değil mi? Sadece Avrupa'ya gitmekle çözülmüyor. Yani evet. Bunu her mülteciyi konuştuğumuz programlarda anlatmaya çalışıyoruz. Az önce de bahsettiğiniz gibi Avrupa Birliği'nde bir ikiyüzlülük sergilediğini de anlatmış oldunuz. Kitapta böyle ufak sürprizler de var. Yani sadece konuştuk ve bitti değil, devamını getiriyorsunuz. Daha birinci Mülteci İşçiler kitabından bu kitaba taşınan bir hikaye de var hatta. O da yine devamı sürpriz olsun, okuyucular okuyunca görsünler de istiyorum. Bir de şu var, şimdi biz onu Karşı Pencere'de de işlemiştik. 1 Mayıs, hemen 1 Mayıs öncesi Emek Partisi'nin yapmış olduğu bir çalışmayla biz Karşı Pencere ekranlarına getirmiştik. O da neydi? Çok dilli 1 Mayıs bildirisi. Özellikle Suriyeli mültecilere çağrı yapan bir bildiri bu ekranlardan yayınlamıştık. Ve siz de kitapta yer vermişsiniz. Çok dilli 1 Mayıs bildirisinden. Oradan biraz hem o sizi nasıl etkiledi, bunun önemi neydi bugün için? Oradan bahsetmenizi isteyeceğim. Hem de bugün mülteci işçiler durumu nasıl? İSİG'in raporlarına yer vermişsiniz mülteci çalışmasına. Onları bir anlatır mısınız bize? Şimdi Emek Partisi sosyalist bir parti. Yani kendi gücünce sanayi bölgelerinde çalışma yapan bir parti. Suriyelilerle de temas etmiş dolayısıyla. Beni de birkaç yere davet ettiler, gittim. Suriyelilerle buluştuk. Yani dikkatimi çeken oydu. Yani Türkçe ve Arapça bildiri basmışlar. 1 Mayıs'a çağırıyorlar. Çünkü Suriyeli işçilerin de gelmesini istiyorlar. Ben yani çıkış yolunun biraz böyle şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani bugün eğer Türkiye'de işçi sınıfını örgütleme iddiası olan parti, sol, sosyalist ya da bu türden parti ya da partiler varsa bunlar sadece Türkçe çalışamazlar. Yani Kürt bölgelerinde Kürtçe, Suriyelilerin olduğu yerde Arapça bir çalışma yapmalılar ki olsun. O açıdan manidardı. Sadece Emek Partisi de, yani zaman zaman iyi iş yapan örgütler oldu. Yani mesela işte Dikili'ye geri kabulden sonra ilk kafile geldiğinde istemiyoruz diye miting yapıldı. Bir gösteri örgütlendi ki çok kötü bir gösteriydi o. Ama ÖDP bütün işte o bölgedeki örgütlerini aldı, Özgürlük ve Dayanışma Partisi orada karşı çıktı. Bu çok olumlu bir şeydi, sahip çıktı onlara. Daha başkaca şeyler de var. Ya da diyelim Cumhuriyet Halk Partisi, kitapta da işledim. İlk raporu çok kötüydü, iş adamlarına hazırlatılmış berbat bir rapordu. Ve düşman gören, yani rakip gören bir anlayışı vardı ama ikinci rapor daha olumlu. Yani böyle olumlu, pozitif şeyler var. Ben o açıdan ele aldım. Benim için sembolik olarak şöyle bir anlamı var. 100 yıl öncesine gidince Osmanlı dönemindeki işçi sınıfı yapısına baktığımızda Cumhuriyet öncesinde Türkiye'de Anadolu topraklarında Rum işçiler var, Ermeni işçiler var, Yahudi işçiler var, Kürt işçiler var, Türk işçiler var. Ve bu işçilerin çoğu yani birbirlerinin dillerini de bilmiyorlar ama işte tersanelerde çalışıyorlar,
tarlalarda çalışıyorlar, beraberler. Onları örgütleme iddiasında olan bir sosyalist hareketin o dönemde, ki sosyalist gruplar var ve sosyalist gazetelerin ve aynı zamanda sendikaların, sosyalist sendika ya da sol sendikaların ister istemez birden fazla dille yayın yapması gerekiyor. Yani o gazetelere bakıyorsunuz, Rumca'da seslenmiş işçilere, örneğin Bomonti Bira Fabrikası'ndaki çocuklara Rumca seslenmiş, Türkçe de seslenmiş. Şimdi 100 yıl sonra bugüne geldiğimizde aynı şeyi görüyoruz. Yani çok milliyetli, çok dilli bir işçi sınıfı yapısı var. Türkler, Kürtler ve şimdiki Suriyeliler bunun ana parçalarından biri. Dolayısıyla bu topraklarda yaşayan, kendisine solcuyum ben, sosyalistim diyen ve ben işçi sınıfını örgütleyeceğim diyen bir insanın herhalde en az 3 dil bilmesi gerekecek ve 3 dilde çalışma yürütmesi gerekecek. Çalışma yürütüp seslenmesi gerekecek. Çok kısa alacağım. İzleyici sorumuz var. Hemen onlarla bitirmek istiyorum. Mültecilere en acil çözüm nedir diye bir sorumuz var. Çok kısa özetlerseniz. Tabii o şu, yani hemen söyleyeyim. Uluslararası koruma hakkı en önemli sorunu. Yani uluslararası haklardan doğan koruma. Bu sığınma ve mülteci başvuru hakkının olması. Türkiye'de bu yok ne yazık ki. Bu olmadığı için ciddi bir kriz var. Yani vatandaşlığa doğrudan geçmek istemiyorlar. Binlerce insan geçmek istemiyor. Geçmiyor zaten bu yüzden. Çünkü bir şekilde ya Avrupa'ya geri dönmek istiyor. Ama uluslararası haklardan yararlanması gerekiyor. Bir diğer sorun da eşit yurttaşlık. Yani vatandaş olalım ama Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarıyla eşit haklarımız olsun. Ben ikisinin birbirine bağlı olarak savunulması gerektiğini düşünüyorum. Yani uluslararası haklardan doğan mülteci başvuru hakkı olmadan sadece vatandaşlığı savunmak yetersiz kalır. Vatandaşlığı ve eşit yurttaşlığı kesin savunmak gerekir. Ama onu bu uluslararası haktan doğan haklarla birlikte savunmak gerekir. Evet, bir cümleyi şunu da alalım. Suriyelilerin kampları ne derece cihatçı örgütleri barındırıyor? Böyle iddialar var. Siz ne diyorsunuz buna? Şimdi sınır ötesinde bir operasyon var. Orada zaten çok hareketli. 5000'e yakın savaşçının oraya götürüldüğü söyleniyor. Yani resmi açıklamaları tam bilemiyorum ama bu 5000 kişi nasıl toplandı? Oraya nasıl gitti? Bunlar büyük soru işareti. Bu insanların bir bölümünün kamplarda toplandığı, eğitildiği ya da alelacele götürüldüğü söyleniyor. Yine bazı milletvekillerinin bazı kamplara giremediğini biliyoruz. Bütün bunlar güveni sarsıyor ve insanların bu yönde kaygılar duyması belirli bir yönde haklı. Burada şeffaf olması gerekir devletin ve ilgili kurumların. Ama buradan şöyle bir uyarı da yapmak istiyorum. Yani böyle bilinemezlikler ya da şüpheler var diye kamplardaki herkesi ve bütün kampları cihatçı merkezi görmek de doğru değil. Çünkü kamplarda 260 bin insan yaşıyor. Birkaç kamp şaibeli, yani çok yazıldı çizildiği için söylüyorum ama onları tenzih ederek söylüyorum ama genel olarak bütün kamplarda çok yaşlılar ve çocuklar kalıyor. Yani kamplarda kalmak istemeyenler, yani 2 milyon 700 bin kişi zaten bugün kamplarda değil, şehrin içindeler. Eğer cihatçı arayacaklarsa, yani meraklıları bakacaklarsa daha çok kamplara değil, yani bu şehir aralarına dağılmış 2 milyon 700 insan içerisinde olabileceklerini düşünüyorum. Evet. Bu tabii onları da şüpheli kılmamalı. Evet. Elbette ayrı ayrı program konusu bunların hepsi. Konuşmaya devam edeceğiz. Kitapla ilgili teşekkür varsa onları da alalım. Emekleri geçen arkadaşları buradan da söyleyelim. Tamam, hemen kısa kısa. Fulya Ali Koç editörüm çok emeği geçti. Özgür Müftüoğlu ön sözü yazdı. Sebastian Beckhaus'u ben özellikle anmak istiyorum. Alman bir fotoğrafçı arkadaş. Kitapta görselleri ve kurguyu biraz okunabilir kılmak için destek aldık. Onlar fotoğraflarını verdiler. Sahada çektiler bunları. Çok önemli fotoğraflar. Eren Kansoy, Mehmet Eren, Bozbaş, karikatürist Sefer Selvi. Onları özellikle anmak isterim. Fotoğraf, kapağın fotoğrafı çok etkileyici. Metehan Ut, Halkların Köprüsü Derneği'nin yönetim kurulu İzmir'den ve Evrensel Gazetesi muhabiri çok büyüleyici bir fotoğraf çekti. O ana tanık oldu. Ve tabii kapak tasarımı da Başak Sopacı'yı tebrik etmek ve desteklerinden dolayı ben teşekkür etmek isterim. Ve Evrensel Basın Yayın Evi'ne tabii. Evet.
Çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdınız, geldiniz. Emeklerinize sağlık. Gerçekten iyi bir kitap olmuş. Besleyici bir kitap olmuş. Sıkça açıp açıp bakıp yararlanabileceğimiz bir kitap olmuş. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, bugün televizyonumuz haber koordinatörü, gazeteci, yazar Ercüment Akdeniz'le beraberdik. Kendisiyle Sığınamayanlar kitabını konuştuk. Ercüment Akdeniz'in mülteci çalışmasında ikinci kitabı Sığınamayanlar. Hem bugün Alan Kurdi'nin ölüm yıldönümü olması vesilesiyle kendisini aldık. Zaten kitabı da Alan Kurdi'ye adanmıştı ve bugün tanıtımı yapıldı. Okuyucularıyla da çok kısa zamanda buluşacak. Bizler de önden sizlere duyurmak, anlatmak istedik. Elbette çok konuşacak mesele var mülteci meselesinde. Sık sık bunu konuşmaya, anlatmaya çalışıyoruz. Sığınamayanlar vesilesiyle de konuşmak istedik. Bu kitap elbette hem makaleler içinde barındırıyor, hem çeşitli tartışmalar içinde barındırıyor. Ama belki en değerli kılan kısmı da doğrudan bizi hayatla karşılaştırıyor. İçerisinde mültecilerle yapılmış röportajlar var. Bunlar benim en dikkatimi çeken en değerli kısım diye düşünüyorum. Bir çözüm, izleyicilerden bu çok geliyor. Çözüm ne, nasıl olacak, nasıl çözülecek diye. Bir cümle var kitabın sonunda. Ben şimdi onu söyleyip sürprizi kaçırmak istemiyorum ama alıp okuyan okuyucular, izleyicilerimiz çözümün ne olduğunu çok iyi anlayacaklar kitabın son cümlesiyle. Bunu da böyle bir söylemiş olalım, sürprizini de kaçırmayalım. Bugünlük bizden bu kadar. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.